Animeciler sezonu geldi dediler. Dedim ki Kurtlar Vadisi izleyen erkekler, sekler, haftada en az bir gün halı saha döndürenler bu hay hakkında neler düşünüp bilmiyorum dedim. Geçmiş lanet olası Temmuz sezonunun bomboş dönemi bitti. Allah'ımıza bin şükür yeni sezonumuzda şu anda bizleri animeciler ve squad bastırıcılar bizleri karşıladı abi. Clash of Clans'ın 12. günü değil, 12. haftası değil, 12. ayı değil, 12. yılına özel. Getirebileceği skin dünyası anime olmasından daha çok şey beklerdim açıkçası. Zaten bundan birkaç gün önceki yaptığımız yayınlarda bunun muhabbetini döğünlermiştik. Beyler dedik oyun Hello Kitty'ye dönüyor, aman dikkat dedik. İsterseniz daha da fazla uzatmayalım. Tüm skinleri ve arka planı göstereceğimiz yeni sezonu yorumlayacağımız bu videoya başlayalım dostlarım. Let's go! Daha oyuna girip skinleri görmeden önce ben hesabıma güzel bir altın bileti 200 liradan çekeceğim abi. Sizler de bu ay altın bilet alacaksanız ya da hazır güzel bir indirim varken birikim yapayım diyorsanız yaptıklarımı yapın abi. Sevgili Oğuz kardeşlerim, videonun açıklamasında gördüğünüz şuradaki linke tıkladığınızda sizi direkt sponsorumuz BTK Game'in altın bilet bölümüne atacağım. Ama sizler bu sefer buradan satın almayın. Bu kısımda gördüğünüz BTK Box'a tıklıyorsunuz abi. Ve buraya bazı dönemlerde gelen indirimli ürünler oluyor. Gördüğünüz gibi altın bilet fiyatı burada şu anda 200 lira. Hangi oyunu oynuyorsanız olun elmas, Clash Royale tarafında da, Brawl Stars tarafında da şu anda biletlerde bir tık daha BTK Box bölümünde indirim var abi. Buradan sepete ekleyeceksiniz. Köy kodunuzu yazacaksınız. Köy kodundan sonra sepete git diyorsunuz abi. Daha sonrasında kampanyalı olan altın biletin alışverişini tamamla diyorsunuz. Neyle ödeyeyim Emmoğlu dediğinde de size işte buradan ister cüzdanınızda ister kart bakiyenizde yapıştırıyorsunuz. Sözleşmeyi okudum falan filan deyip alışverişi tamamla diyorsunuz ve siparişlerin bölümünden devam edebiliyorsunuz abi. Siparişlerimi ister oradan isterseniz isminizin olduğu yerden gelip siparişlerimi tıklayarak da bakabilirsiniz. Kral alacak durumu yok. Var mı destek dediğinizde de çekilişler bölümüne tıklayın. Ben aşağı yorumlara çekilişi de sabitleyeceğim. Yeni sezon için altın bilet çekilişi de başlattık abi. Kovsuzlar ordusu için bu kısımdan çekilişe katıl diyerek yeni sezonda altın bilet çekilişine de katılabilirsiniz abi. Altın bileti indirimli satın almayı bilen tayfa şu anda buraya videoyu sarmışlardır. Şimdi de yeni sezonumuzu yorumlamaya başlayabiliriz abi. Yeni sezonumuzun ismi animeci sezonları diyebilirsiniz abi. Geçmiş dönemde Tsubasa hayranı olan var mı bilmiyorum. 1982-83 yapımı olan, benim deliler gibi izlediğim, daha sonrasındaysa bütün animelere küstüğüm bir çizgi filmdi. Hayatında sonrasında hiçbir şekilde anime izlemeyen bir insansanız büyük ihtimalle birazcık zorlanacaksınız. Skinimizin ismi bu ay altın bilette kahraman görünümü anime şampiyon olarak geldi. Bayağıdır gelmiyordu. Kraliç şampiyonunda en son gelen herhalde Akame'nin reddettiği bir adam vardı, hatırlarsınız, mavili bir olan. O olandan sonrasında sanırım bu tekrardan gelen bir Kraliç şampiyonu skini oldu. Bu kısımda her zaman yaptığımız gibi serisinden bir altın bilet kontrolümüzü yaptık abi. Yine savaş kitaplarımız var. Yine inşaatçı hızlandırmalarımız, altın ürünlerimiz, büyük kitaplarımız, kareksi ürünlerimiz, kahramanlarımız ve klasik ürünlerimizden aynı şekilde bulunuyor. Hani dedim ki 12. yılı özel belki bir güzellik yok, amına yok yani. Paracel'den güzellik beklemeyin abi. Paracel sizleri sömürmek için dünyaya gelmiş bir üründür. O yüzden dolayı artık şu skine bir girelim. Skine tıkladık ve ilk defa bakacağız. Ortada bir mızrak var. Etrafında dönüyor. Saplıyor, zıplıyor, hopluyor. Güzel hareketler yapıyor. Ve en sonunda da güzelinden bizlere mızrağını tutup yakışıklı bir tane böyle karizmatik bir şovunu veriyor. Şimdi kardeş, üzerimdeki gömleği bokunu sıçratmadan önce sana bir şey sormak istiyorum. Animeci olmamama rağmen, bu tarz şeyleri izleyip bilmememe rağmen birçok skinden daha güçlü bir animasyonla geldiğini kabul ediyorum abi. Onun haricinde baktığımızda kıyafet anlamında hafif kuzeylilere benzeyip hafif de aslında oyunda sürekli kullanılan bir kıyafete benzediğini de söyleyebilirim. Yani sizler bunu alacağınız zaman ya da bu altın biletteki skin için eğer altın bileti alıyorsanız bu kısımda büyük ihtimalle bizim için en önemli yer animasyon tarafı olacak gibi. Çünkü kıyafet anlamında parıl parıl duran bir kıyafet yok. Hatta video girişinde de bahsettiğim gibi Squad Buster gibi şey getirmişler. Yani Squad Buster'a alışalım diye anime çarını getirip 12. yılı bok eden Paracel adam mıdır abi? Üstü başı ayakları falan ayakkabıları yok. Assassin's Creed'in birazcık olsun Diyarbakırlı versiyonu gibi abi. Baktığınızda fazla bir ciddiyeti olmayan, rüzgarlarıyla birlikte gelen, elindeki kalkanı şusu busu, yemin ederim sadece pikselini animeleştirip bizleri fiyattan satan bir ürün olmuş yine. Bu kısımdan ben hemen altın bileti zaten almıştık ve etkinleştir diyeceğiz. Şuradan altın biletimizi etkinleştirdik abi. Ve yeni sezona da şöyle güzelinden bir başlayalım. Bu arada pastayı beklerken de söyleyelim. Yine klasiğinden hem Şampiyon Ligi'nde hem de Usta Ligi'ndeki klanlarımızda lig yayınları deliler gibi olacak abi. Akşamları bizdesiniz, kaçırmayın. Şimdi beyler, altın bileti etkinleştirdik ve kahraman görünümlerini hızlı hızlı topladık abi. Şu kısımdan eğitim hızlandırmalarını, araştırma hızlandırmalarını alıyorum. Ve hemen yeni gelen skinimizi şurada takıp bir oyun içerisindeki profiline bakıyoruz abi. Buraya geldik, seç dedik ve oyun içerisinde görünüşüne baktık. Yakından baktığınızda oyun içerisindeki animasyonları da aslında profildeki gibi bir tık canlı. Üzerine tıkladığınızda önce mızrağını yere bırakıyor. Daha sonrasında da elinde bir tur çevirip eline alıyor abi. Kraliç şampiyonunun yanında birçok skini de getirdiler. Tabi bütün set şu anda tamamlanmış. Barbar kralı, kraliçesi, koruyucusu, ben onların hepsini sizlere biraz sonra göstereceğim abi. Her zaman söylüyorum, yeni sezon hakkında eğer ki skinlerde kafanız karışıyorsa gelen etkinliği bir deneyin abi. 9000'den fazla diye boş bir etkinlik gelmiş. Yani ödülüm ödülü adam madam değildir. Bu kısma şimdi bir tıklayalım. Tasarlayan da Yuta 14'müş. Ya bildiğiniz şu anda Korelilerin oynadığı, Çinlilerin oynadığı Jojo oynuyor.
izliyoruz. Bu kısımda dikkat ediyorsanız abi Barbar Kral tarafının görünüşünü şu anda görüyorsunuz ekranda. Mighty King'imiz savunma tarafında durduğunda hafiften böyle gerizekalı bir uzunluk var. Hani bir zayıflamış gibi Barbar Kral. Savunma tarafında koşarken ellerini böyle öne doğru uzatıyor. Niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Süpermen'in yandan yemiş versiyonu tarzı. Yukarı tarafta bizim Kraliyet Şampiyonumuz var. Kraliyet Şampiyonu'nun herhangi bir şekilde animasyonu yok abi. Normal yürüyüşlerini yapıyor. Kısımdan Kraliçe'ye baktığınızda da size aslında söylediğim gibi skinlerin hiçbirini değiştirmemişler. Sadece animeleştirip tekrardan itelemişler abi. Kısımda Kraliçe'nin duruşu böyleyken yemin ederim en baba yiğit, en böyle en azından farklı duran dedem olmuş abi. Çünkü dedem 150 kilo gibi gözüküyor. Baktığınızda dedemin şalvarında bir genişleme var. Rüzgar efekti dedeme kilo aldırmış. Birazcık moral bozucu olmuş ve yürürken dikkat ediyorsanız durup durup saçlarını tarıyor. Yani hafiften bir geylikle başlamış. Peki bunların asıl animasyonları nasıl diyeceksiniz abi? Öncesinde Kraliçe Şampiyonu'yla başlayalım. Çünkü altın bilet tarafında herkes bununla kavuşacak. Buradan gönderebilirim. Direkt bu kısımdan gönderdim. Sesini duydunuz abi. Fırlatırken de aynı şekilde sesleri geliyor. Yürürken de animasyon olarak baktığınızda da fuy fuy. Böyle bir ses var. Kraliçe Şampiyonu'nun yeteneğini bastığımızda hız sesi ve domuz bineci almışlar. Maksimum hızlandığında da bu tarz bir şeyler gözüküyor. Animasyon anlamında tamamen ses ya. Yani animasyon anlamında ben böyle şeyi hissedemedim. Ooo felaket derecede işte bir animasyon, bir animecilik, cartür, öyle bir şey yok abi. Kısımdan aynı şekilde Barbar Kral'ı gönderdim. Mighty King'imiz de bağırıyor. Aynı zamanda bak mesela Barbar Kral'ın vuruşu biraz daha güzel, anladın mı bak. Bunun animasyonu bir tık daha iyi ama bunu da şöyle düşün, bu 400 liradan gelecek. Adamlar zaten bunu ucuza getirmeyecekler beyler. Kısımda Mighty King'in yeteneğini bastığınızda büyüdüğü zaman da böyle oluyor. Ya yemin ederim animeciyseniz hayvan gibi zevk alırsınız bak. Eğer ki kafayı yiyorsanız animecilerini, filmlerini neyse işte seviyorsanız babacım, ya bu sezon size var ya bayıla bayıla geçer abi. Öyle böyle zevk almazsınız. Hele bir de gacıysanız ya da gacınızda bir tane skin alacaksanız ya gönder gitsin bunlarla oynasın ya. Bak şu kısımdan da bir kraliçemi gönderdim. Mighty Queen tarafının okları güzel duruyor bu arada. Ok tarafı güzel duruyor ama onun haricindeki tipi zaten tipini çok önemsemiyorum. Abi oku ne kadar büyük büyük duruyor lan. Abi oku çok büyük duruyor. Fırlattığı 3 tane okun şeyi çok çok büyük duruyor. O bir tip hoşuma gitti. Ses tarafı da güzel. Duyuyorsun değil mi? Fuyun fuyun böyle bir bozuk bir X'e ateş ediyormuşçasına bir tane ses çıkıyor abi. Bu noktada The Queen'in yeteneğini bastığınızda da görünmezlikle birlikte şey kullanmışlar. Klasik melek kullanmışlar. Ve en çok merak ettiğim kardeşime yani dedemize geldiğimizde ise dede sende durumlar nedir diyorum. Havaya çekiyorum ve şu kısımdan gönderiyorum. Önce havadaki tipine bakalım. Dedemiz havada böyle duruyor ve döne döne mi vuruyor? Abi dedem şöyle eli havada duruyor ve dönüp dönüp vuruyor. Böyle semadan çakıyor böyle, anladın mı? Hafiften bir Wukong ultisinin yavaş versiyonu gibi dedemin uçan hali abi. Ne yalan söyleyeyim, Barbar Kral ve Kraliçe tarafı animasyon anlamında bir tık daha hoşuma gitti. Dedem o kadar yani durduğu gibi durmuyor, anladın mı? Duruyor ama durmuyor gibi. Şimdi bir de dedemi karaya çekeyim abi. Karadan baktığımızda dedemize kara daha kötü. Yani yine savunma tarafında bir şeyler vardı ama kara tarafı bir tık daha kötüymüş abi. En son olarak da tüm bunları yan yana gönderdiğinizde tiplerine bir serisinden bir bakacağız abi. Şu kısımdan geldik. Mighty King'imizi attık. The Queen attık. Koruyucuyu attık. Kraliçe Champion attık. Yan yana durduklarında şahsi fikrim Barbar Kral ve Kraliçe. Eğer ki bu seti alacaksanız beni daha çok hoşuma gitti. Animasyon olarak daha güzel duruyorlar. Dede buraya yan yanayken pek bir şeye benzememiş ya. Yani şu 3 çar kral, kraliçe ve kraliçe şampiyonu tam biz animeciyiz diye bağırıyor da dedem niye öyle benzememiş ya? Şişman durduğu için mi bana kötü duruyorsun acaba dede? Bak Mighty King'imin özellikle büyüdüğü versiyonu çok iyi. Kısımdan dedemin yeteneğini kullanmak istemiyorum abi, biraz daha dursun. Genel durumda skinler böyleyken üstad bunu tabii ki arka planında görmeyeceğiz mi? Şu anda gördüğünüz gibi arka plan tarafı da yeni gelecek olan anime sezonunun arka planı abi. Yuta yapmış, Yuta kim bilmiyorum ama şahsi fikrim skinler tarafı o kadar büyük bir leş mi? Bu birazcık tarza kaçar. Yani animeci tayfa için belki güzel olabilir ama benim için mesela bu çok önemli, çok güzel bir skin değil. Çünkü ben dereler gibi anime izleyen bir insan değilim ya da bunu takip eden biri değilim. Ama bunu takip ediyorsan bu sezon manyağısın. Anla, bu sezon delireceksin. Şimdi arka plan tarafında bunu söyleyebilir miyim? Bunu söyleyemem abi. Arka plan tarafı çok çok klasik. Yani var ya yemin ederim ben 12. yıla özel bu kadar böyle basitleştirilmiş bir sistem olacağını düşünmezdim. Çünkü hem kahraman skinlerine dikkat edin hem de arka plana dikkat edin. Oyunun içerisinde %98 benzeri bulunan, hatta belki aynı diyebileceğiniz arka planları alıp sadece animeleştirip itelemişler. Abi çok sıkıntı. Arka planı size en detaylı haliyle şöyle gösterecek olursam da dikkat ettiğiniz gibi arka tarafta bir şato var abi. Bu kısımda işte takılan barbarlar var, goblinler var. Klasik bu dünyanın efendileri. Aşağı tarafı indiğinizde herhangi bir şekilde böyle hani detaylı bir şekilde incelemesini yapmıyorum. Belki sonra geldiği gün yaparız da. Sular seller var. Burada başka bir dünya, başka bir köy var ve bu sefer okçuya yanlayan bir tane büyücü görüyorsunuz. Burada okçu ve büyücü yerlikleri var. Buranın çapkını büyücüler galiba. Anime dünyasını yansıtıyor mu bilmiyorum. Herhalde anime dünyasını en çok yansıtan şey şu kapı olmuş. Ama onun haricinde her şey klasik ve normal
duruyor abi. Skin anlamında da Kraliyet Şampiyonu ve Barbar Kral'ın bu kısmına da heykelleri konulmuş. Bence arka plan anlamında değeceğini şu an için düşünmüyorum. Sizlerin de bu konu hakkında yorumlarını bekliyorum abi. Bütün olay bittiyse artık en önemli kısım, ya da artık diyebiliriz ki bunların hepsini aldığınızda profiliniz nasıl duracak? İşte karşınızda gördüğünüz gibi abi. Barbar Kralınız, Kraliçeniz, Koruyucunuz, Kraliyetli Champion'ınız. Yeni sezonda anime sesini tamamını çekerseniz, koleksiyoncu bir sosyopatsanız karşınızdaki gibi bir set sizi bekliyor. Her birinin arkasını çevirdiğinizde duruşlarında yine bahsettiğim gibi pelerin anlamında, uçuş anlamında koruyucu dedem çok böyle üstü çıkıyor ama animasyon anlamında ve abi gay lan bu ne oğlum dedem, bakar mısın hareketlere bak. Oğlum vallahi diyorum bu öyle kıvıran dansöz yok oğlum, bu ne ya? Abi biz sana dede diyoruz, bayramda elini öpüyoruz, yapma etme. Profil anlamında kraliçe de biraz gerizekalı gibi durmuş. Sanırım yine bu kısımda da animasyon anlamında olduğu gibi yine Barbar Kral bir tık bir şeylere benziyor. Lan Barbar Kral Contra'daki Çar'a da benziyor. Contra oynayan atarıcı tayfa vardır şu an kalbi sızladı. Oradaki sarı çar vardı ya, ona Çar'a da benziyor. Mavi miydi kırmızı mıydı adam tam hatırlamıyorum ama. Yani sevgili Golsu kardeşlerim, tüm bunlara baktık, değerlendirdik. Hem arka plan hem de yeni gelecek olan bütün sete baktığınızda birazcık sizlere hitap etmesi lazım ama böyle dünyalar kadar leş, bitik, rezil falan mı? Bence o kadar rezil tarafı değil. Yani oyundan sıkıldıysanız farklılık anlamında belki sizlere bir şey katabilir. Zenginseniz acıma kardeşim. Zenginsen zaten para sana değmiyorsa alırsın. Ama tek bir skin alma şansın varsa büyülü setin haricini almamalısın abi. Yeni gelen anime setini inceledik, değerlendirdik. Altın bileti ucuza alma sistemini gösterdik. Yeni sezonda lig savaşlarından da bahsettiğimize göre artık yavaş yavaş uzayabiliriz abi. Yapılan altın bilet çekilişine katılmak isteyenler yoruma, altın biletleri satın almak isteyenler açıklamalara bulunabilir, gelebilirsiniz. Yeni anime sezonu şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 2 gün sonrasında 2x bonuslar falan başlayacak abi. Bu ayı, bu sezonu deli gibi geçirmemiz lazım. 17 gelmeden hepimiz maksıyoruz belediyeleri. Artık kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun diyorum. Tekiniz bol, karınız güzel olsun abi. Görüşmek üzere. Let's go!